İŞAŞ Haydarbaş sloganı kişiye özel bir slogan. Bizim bütün teşkilatımız, buna ben de dahil, hayır bu bizim olmalı, bizim olacak şeklinde sarıldığımız bir söylem oldu. Deniz gezmiş gibi olmak istiyorum, bunun için yoldayım ve ben her ortamda Atatürkçü olduğumu ortaya koyuyorum. Bağımsızlık istiyoruz, tarihimizle barışmak istiyoruz. %7 barajını eğer yeni seçim sistemi oluşursa geçemeyeceğiz. Bu benim için önemli değil. Şöyle hani kaba tabirle söyleyeyim, benim babamın malı değildir. Bu bir fikirdir. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz iyisiniz. İyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi ikili sorular halinde gruplarımız var. Bir soruyu seçip cevap vereceksiniz. Biz diğer sorunun cevabını merak etmeye devam edeceğiz. İlk grupla geliyor. Sorular arkama gelecek. Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanlığı babadan oğula devredip devam ettirebilecek kadar büyük önemi sizce nedir? Ya da Bağımsız Türkiye Partisi'ni genişleyebilmek için nelere öncelik vermesi gerekir? İkinci sorudan cevap verelim. Buyurun. Tabii bütün siyasi partilerin, bütün siyasal oluşumların genişlemeye ihtiyacı var, büyümeye ihtiyacı var. Çünkü siyaset esasında halk tabanında bir karşılık bulma çabalaması, bir karşılık bulma uğraşı diyebiliriz siyaset için. Yani kendimiz için siyaset yapmayız, toplum için. Hani hep denir ya, sanat toplum için mi, sanat için mi? Siyaset toplum içindir. Siyaset için siyaset olmaz. Dolayısıyla genişlemesi gerekiyor. Bu algıyla hareket ettiğimiz zaman nelere öncelik vermesi gerektiği hususu ön plana çıkıyor. Bu noktada da bu benim düşüncem başka bir kavram. Nelere öncelik vermesi gerekiyor? Bu bana bir soru. Bunun aslında topluma sorulması gerekiyor. Ki anketler de bunu yapar, biliyorsunuz. Bir siyasi parti sizin için ne ifade eder, ne yapması gerektiğini düşünüyorsunuz gibi. Dolayısıyla Bağımsız Türkiye Partisi'nin benim açımdan neye önem vermesi gerektiğini tartışacak olursak, esasında Türkiye'de ve dünyada değişen bir neslin, değişen bir hareketin olduğunu öngörüyoruz ve gözlemliyoruz esasında. Dünyada insanoğlu yaklaşımlar, bakış açıları, hareket tarzları çok farklı yerlere evriliyor. Yani bundan 100 sene önce veya 500 sene önce veya 1000 sene önceki insan profiliyle 21. yüzyıl insan profili çok farklı bir noktada ve artık gelişmeler o kadar hızlı ki 1990 dünyasıyla 2020 dünyası arasında hakikaten çağlar arası kadar farklar var. Dolayısıyla bu hızlı gelişime ayak uydurabilen bir Türkiye, benim hayalimdeki Türkiye bu şekilde bir Türkiye. Hatta bu değişimlerin öncüsü olabilecek, bu değişimleri yönetebilecek bir Türkiye. O yüzden bizim hep öncelik verdiğimiz Türkiye'nin geleceğinde gençlerin ve geleceğe sahip olacak insanların, gelecekte yaşayacak insanların ön planda olduğu, onların fikirlerinin tartışıldığı, onların fikirlerinin iktidarda olduğu bir Türkiye hayali olduğu için öncelik vermemiz gereken hususun esasında gençlik ve değişen dünyaya ayak uydurabilen, hatta öncüsü olabilen bir Türkiye şeklinde cevaplayabilirim bunu. İkinci grup, sizin tarzınız yeni nesil bir çizgiye işaret ediyor. Bağımsız Türkiye Partisi nasıl bir eksiklik hissetti ki bu yenilenmeye gitti? Ya da İŞAŞ Haydarbaş sloganından Var Bir Hayalimiz sloganına geçiş eskiden beri partiye gönül verenlerde nasıl bir etki yarattı? Yine ikinci sorudan devam edelim. İŞAŞ Haydarbaş sloganı kişiye özel bir slogan. Türk siyaset tarihinde kişiye özel türetilebilen çok az sayıda slogan vardır. İŞAŞ Haydarbaş da bunlardan biridir. Ben o sloganın oluşum sürecinde de siyasetin içinde var olduğum için o süreci bilirim. Mesela Var Bir Hayalimiz dediğimiz slogan bizzat bana ait bir slogandır. Yani ben ilk kongremizi gerçekleştireceğimiz zaman parti kurmaylarımızla otururken nasıl bir sloganla yola çıkalım dendiğinde ben dedim ki bu ülkede en büyük eksiklik hayal kurabilen insanların artık olmadığını gözlemliyoruz. Ve hayal kuramayan insanların oluşturabileceği bir dünya aslında hiçbir yere gidemeyecektir. Dolayısıyla biz hayalimiz olduğunu ve bütün herkesin hayal kurmasını istediğimiz bir Türkiye oluşturmak istediğimizi ortaya koyacağımız bir sloganla yürüyelim. Dolayısıyla bu sloganı ben üretmiş oldum. Ama İŞAŞ Haydarbaş'a baktığınız zaman İŞAŞ Haydarbaş halk tabanından türetilmiş bir slogandır. Yani vatandaşın kendiliğinden o zaman işte milli ekonomi modeliyle partimizin parti programında olan babamın yazdığı, Haydarbaş'ın yazdığı modelle birlikte bir herkesi iş sahibi yapma, herkesi işte aşa ulaşabilir noktaya getirir. Herkese iş vereceğiz, aş vereceğiz. Bunu çokça söyleyince
halk kendiliğinden bu sloganı üretmiş oldu. Bu çok kıymetli bir şeydir. Yani bu bir siyasetçinin belki de hayatta bekleyebileceği en büyük şeydir. Ben de çok isterim. Bana özel bir slogan üretilsin halk tarafından. Ama bu halkın reaksiyonu. Bunu siz biz yönetemeyiz. Dolayısıyla İşaş Haydarbaş halk tarafından çıkmış ve kişiye özel bir slogan. Ama var bir hayalimiz, bana yani benim ortaya çıkardığım bir slogan. Dolayısıyla İşaş Haydarbaş sloganından oraya bir geçiş olarak değerlendiremeyiz. Çünkü İşaş Haydarbaş sloganının varlığının devam edebilmesi için Haydarbaş'ın burada oturup bu soruları cevaplaması lazım. Ama tarz olarak da farklı. Mesela var bir hayalimiz, bana ne çağrıştırıyor? İşte atıyorum, hayaller Paris, gerçekler Yozgat'ı çağrıştırıyor mesela. Gibi, evet, denebilir. Yani anlatabildim mi? O bir sosyal medya dili var orada. Kesinlikle. Yani burada tabii benim bu sloganı üretirken de dikkate aldığım unsurlar, İlk soruda da cevap verdiğim gibi gençliği yakalamak, gençlerle bir hayat kurabilmek. Şimdi öyle araştırmalar var ki mesela ne diyor? İngiltere'de ortalama bir vatandaş, bir genç günlük konuşma dilinde, örnek veriyorum, 4000 kelimeyle konuşuyor. İşte Finlandiya'da 6000 kelimeyle konuşuyor falan, böyle sıralamışlar. Türkiye'ye geliyorsun, Türkiye'de bir genç 250 kelime kullanıyor diye bir şey çıkarmışlar. Ve diyorlar ki 250 kelimeyle kurabileceğiniz hayaller, 4000 kelime haznesiyle kurabileceğiniz hayallerle kıyaslanamaz. Dolayısıyla hayal kurabilen insanlar dünyayı yönetecek. Bakın Zuckerberg en son biliyorsunuz Facebook'un ismini Meta diye değiştirdi. Ve Meta şirketinin Metaverse adı altında, yani Metaverse işletmesini, Metaverse faaliyetini lansman yaparken şöyle bir dil benimsedi. Normalde lansman nedir? İşte örnek verelim, Armağan Çağlayan bir üretici olsun ve araba üretsin. Arabasını tanıtırken, benim arabam 0-100 şu kadardır, benim arabamın işte koltukları şu deridendir falan diye anlatır ve ortadaki ürünü tanıtır. Ama Zuckerberg şöyle tanıttı. Ben, dedi, arkadaşlarımla şöyle bir ortamda oturuyorum. Bugünün teknolojisinde bu mümkün değil ama benim hayalim. Ben işte şunu yapıyorum. Bugünün teknolojisinde bu mümkün değil ama benim hayalim. Yani öyle bir lansman yaptı ki full hayallerini anlattı. Dolayısıyla hayal kuranların dünyayı nereye getirdiğini çok iyi görüyoruz. O yüzden ben bu iletişimi yakalamak adına bu sloganı üretmiş oldum. Ama partiye gönül verenlerde nasıl bir etki yarattı derseniz, zaten biz hep hayal kuran, hep hayallerini gerçekleştirmeye çalışan bir teşkilat yapısına sahiptik. Dolayısıyla çok benimsenen, çok istenen, çokça her yerde dillendirilen, hatta var bir hayalimiz tırnak içinde kullanıldığında çokça kullanılan bir söylemdir zaten. Yani bu bizim sloganımız değil. Bunu herkes kullanır ama bizim bütün teşkilatımız, buna ben de dahil, hayır bu bizim olmalı, bizim olacak şeklinde sarıldığımız bir söylem oldu. O yüzden biz İşaş Haydarbaş demeye de devam ediyoruz. Ama bunu sloganik olarak topluma anlatırken hayallerimizle birlikte anlatmaya çalışıyoruz. Üçüncü grup, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adı hep Kadili Tarikatı'yla beraber anılıyor. Bu sizin çalışmalarınıza nasıl etki ediyor, ya da her parti başkanı gibi baraj sorunumuz yok diyorsunuz. Bugüne kadar seçimlerde Bağımsız Türkiye Partisi 6%'yı geçemedi. Ne değişti de bu kadar büyüdüğünüzü hissettiniz? Aslında ilkini cevaplamak isterim. Buyurun. Ama ikinciyi cevaplayacağım. Çünkü güncel siyasete çok daha uygun. Ama bir gün imkan verirseniz ilkini de cevaplayayım. Baraj sorunumuz yok derken şöyle bir şey oldu. Ben bunu kongremizde, büyük kongremizde söyledim. Şöyle söyledim. Yeni seçim sistemi bana çok soruluyor. Bu konuya da değinelim, bir şeyler anlatalım deniyor. Ben de diyorum ki ya bizim baraj sorunumuz yok ki. Bunu baraj sorunu olan partiler düşünsün. Ben bunu söylerken Bağımsız Türkiye Partisi'nin çok büyüdüğünü ortaya koymak için söylemedim. Veya işte daha önceki partilerde, bu arada 6%'yı geçemedik, bunların farkında olmadan söylemedim. Ben orada şunu demek istedim. Bağımsız Türkiye Partisi bir seçim partisi değil. Bağımsız Türkiye Partisi bir dönem partisi değil. Biz bir fikri anlatan bir partiyiz. Mesela ben çokça medyada da görüyorum, çokça tartışma programlarında da görüyorum. Büyük partiler, küçük partiler, minik partiler falan, böyle ibareler var. Bir partinin büyüklüğünü, küçüklüğünü neye göre biz sınıflandırıyoruz, tasnif ediyoruz? Aldığı oya göre diye bir cevap verebiliriz. Ya da üye sayısına göre. Ya da üye sayısına göre verebiliriz. Ama bu bir büyüklük müdür, küçüklük müdür? Bana sorarsanız bu tartışılacak bir şeydir. Dolayısıyla siyasi parti dediğim, siyasal oluşum, benim kanaatim ve benim durduğum yer itibariyle ne yapmaya çalıştığını önemsememiz gereken bir oluşumdur. Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak idealleri olan bir partiyiz.
Biz Türkiye'nin bağımsızlığını konuşuyoruz. Biz Türkiye'de Alevi ile Sünni'nin bir arada olması gerektiğini konuşuyoruz. Biz muhafazakar bir yapı içinden çıktığımız halde biz Türkiye'de kimsenin dillendirmeye korktuğu, kimsenin dillendiremediği, deniz gezmiş gibi olmak istiyorum, bunun için yoldayım diyen bir siyasi parti genel başkanıyım ben. Muhafazakarların Atatürk'ten korktuğu, Atatürk'e hiçbir şekilde selam veremediği ortamda benim babam Atatürk'ün kitabını yazdı. Ve ben her ortamda Atatürkçü olduğumu ortaya koyuyorum. Ve bu Türkiye'nin, bu ülkenin geleceğinde Atatürk yoksa bu ülke için çok büyük felaketler kapıda olduğunu anlatan bir partiyiz biz. Bağımsızlık istiyoruz, tarihimizle barışmak istiyoruz. Ekonomik bir modelimiz var. Biz ekonomiyle bu ülkeyi düzeltiriz diyoruz. Bizim formülümüz var diyoruz. Dolayısıyla şu manada söylüyorum. Bence biz çok büyük bir partiyiz. Çünkü biz fikri olan bir partiyiz ve biz Türkiye'de hiçbir parti kalmasa bile siyasal anlamda çalışmalarına devam edecek bir teşkilata sahip bir partiyiz. Ama biz yarın %7 barajını eğer yeni seçim sistemi oluşursa geçemeyeceğiz. Bu benim için önemli değil. Çünkü ben ondan sonraki seçim yine olacağım. Ben yine millete, vatandaşa, Türk milletine bu fikirleri, bu düşünceleri, bu çıkış yollarını haykırmaya devam edeceğim. Yani baraj sorunumuz yoktan kastım o tarafı. Ha, şu da benim için çok büyük bir parti olduğumun ispatıdır. Ben Türkiye'de çok insana, bakın ben Urfa'ya gittiğimde, Güneydoğu'daki kongrelerimizi yaptığımızda Güneydoğu'dan şunu çok duydum. Kardeşim siz bizim ikinci partimizsiniz. Solcularla görüşüyoruz, işte sol tabanla görüşüyoruz. Herkes diyor ki kardeşim sen bizim ikinci partimizsin. Ya muhafazakar bir tabanla görüşüyoruz, herkes diyor ki sen bizim ikinci partimizsin. Yani bence biz baraj sorunu hissetmememiz gerekiyor. Bütün teşkilatım adına da. Çünkü eğer biz yarın seçim olduğunda bir adet oy alırsak Türkiye'de çok insan üzülecek. Eğer biz %10 barajını geçersek veya yeni sistemde %7 barajını geçersek bize oy vermeyen, başkaca partilere oy vermiş çokça vatandaş çok mutlu olacak. O yüzden bu barajla veya seçim atmosferiyle sınanacak, yargılanacak bir siyasi duruş değil. Benim oradaki baraj sorunumuz yoktan kastım buydu. Yoksa biz gümbür gümbür geliyoruz, %10'dayız, 15'teyiz, 20'deyiz gibi siyasal ayak oyunları yapmıyorum kendi adıma. Yapmayı da doğru bulmuyorum. %1 oy alacağım. Ne olacak ki? Ben şöyle bir örnekle de tamamladım onu. Böyle söyleyip bitireyim. Hani karınca çok anlatılır. Karınca ağzında bir su testisi gidiyor. Nereye doğru? Nemrut Hazreti İbrahim'i ateşe atacak. Ateş harlanmış. Oraya doğru yürüyor. Diğeri geliyor diyor ki ya sen ne yapıyorsun? Diyor ki ateşi söndürmeye gidiyorum. Senin suyunla bu ateş söner mi diyor. Diyor ki sönmesin. En azından safın belli olsun. Biz buyuz aslında. Böyle yürüyen insanlarız. Yarın %1 oy aldım. Hiç önemli değil. %1 Türkiye'de 500 binden fazla insan, 500 binden fazla paydaş, 500 binden fazla bu ülkenin bağımsızlığını isteyen insan anlamına gelir. Yarın bir kurtuluş savaşı vermek zorunda kalırsak, Allah yazdıysa olsun, 500 bin insan burada bu vatana canını verecektir. Bu noktada hiçbir şüphemiz olmadı. Türkiye'nin aslında garantörü bir 500 bin insan anlamına gelir. O yüzden %10 olmuş, 20 olmuş. Mutlu olurum, elbette isterim. Ama buralar benim için siyasi hedefler değil. Ben fikrimi anlatırım, inandığımı söylerim. Arkasında neyle karşılaşacağım? Takdirdir, milletimizin takdiridir. Orayı benim moralimi bozacak bir şey olarak değerlendirmiyorum. Babanızın başka çocukları da vardı. Kardeşleriniz arasında sizi bu görev için en uygun aday kılan özelliğiniz neydi? Ya da siz hep bu göreve hazırlanmış bir çocuk muydunuz? Aslında çok bağlantılı sorular. Evet. O yüzden birinci soru ikinciyi de kapsadığı için birden cevap vereyim. Çokça kardeşiz. Burada bütün kardeşlerim muhtemelen buna uygundurlar. Bu kapasiteleri mutlaka vardır. Ama ben parti içinde çokça görev almış. Partide çokça işte parti kademelerinde her daim aktif olan, yani ilçe teşkilatlarından başlayıp gençlik kollarında görev almış, il teşkilatlarında görev almış, daha sonra MYK üyeliği yapmış, daha sonra genel başkan yardımcılığı yapmış, seçim propagandaları yürütmüş. Böyle bir siyasal bir sürecim vardı. Partinin de gençleşmesini istedik. Yani daha doğrusu partinin gençleşmesi derken partinin genç nesle hitap etmesini, genç nesli kazanmasını istedik. Dolayısıyla burada en uygun kişi, siyasal aktivite anlamında da benim yoğunluğum olduğu için ben ortaya çıkmış oldum. Ama bu zaten sadece salt işte babanın çocukları var. Çocuklardan biri olacaktı da sen oldun değil. Bu teşkilat içerisinde ben
okumuşluğuyla, siyasete ilgisiyle, diğer siyasi partilerle bağlantısıyla, merhum genel başkanımızın, babamın siyasal çalışmalarındaki aktivitesiyle sadece kardeşlerim arasında değil, teşkilat içerisinde buna en uygun kişi olduğumu bütün teşkilatımız zaten her zaman puanlamıştır. Kendi adıma da bu gücü, bu isteği üzerimde gördüğüm için böyle bir sonuçla ortaya çıkmış olduk. Bağımsız Türkiye Partisi 20 yılı geride bırakmış bir kurum. Ama babanızın ardından ciddi bir genel başkanlık yarışı yaşandığını da duymadık. Kurumsallaşmış bir yapı içinde bunu bir problem olarak görüyor musunuz? Ya da babanızın adıyla özdeşleşmiş bir partinin başındasınız. Size yeterince faydalı olamadın, istifa et diyebilecek bir güç ya da yönetim yapısı var mı parti içinde? İkincisinden cevaplayalım. Evet, babamın adıyla özdeşleşmiş bir partidir. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecektir. Çünkü ne söyledik? Bu bir fikirdir, bu bir harekettir. Bugün de baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün adıyla özdeşleşmiştir. Çünkü kurucu iradesidir Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ve Cumhuriyet Halk Partisi eleştirilebilir, uygun görülebilir, doğru görülebilir, eksik görülebilir. Ama Atatürk çizgisinde hareket etmeye çalıştığını her zaman ifade etmiş, beyan etmiş. Bu iradeyi ortaya koymuş bir siyasi partidir. Bunu böyle değerlendirebiliriz. Yani onu ondan ayırmak toplum nezdinde kolay olmaz. Bizim için de bu geçerlidir. Dolayısıyla bu böyle de devam edecektir. Burada benim faydalı olamadığım noktada elbette ki partinin yetkili organları ve partinin kurmay kadrosu bu noktada benim de önüme geçecektir ve geçmelidir de. Olması gereken de budur. Ben bunu her zaman da söylerim. Ki istişareyi çok yapan biriyimdir. Diğer siyasi parti genel başkanlarının tavırları, davranışları nasıl bilmiyorum. Ama ben her aldığım kararı geniş istişare çevrelerini açar. O abilerimle, arkadaşlarımla, kardeşlerimle konuşur. Nasıl bir yol izlememiz gerektiğini sohbet eder. Ve oradan bir ortak karar ortaya çıkararak bu şekilde yürürüm. Bu istişareler neticesinde de faydalı olamadığım her zaman bana söylenir öyle bir durum olduğunda. Ama şu an itibariyle hepimiz çok mutluyuz. Çünkü parti bir ivme şeklinde devam ediyor. Teşkilatımız yeterince motive. Dolayısıyla bu süreçte böyle bir şey söz konusu olmaz. Ama bizim başaramadığımız, bizim yapamadığımız bir nokta olursa, bu kim olursa olsun, elbette ki bu babamın adıyla özdeşleşmiştir. Ama Bağımsız Türkiye Partisi, şöyle hani kaba tabirle söyleyeyim, benim babamın malı değildir. Bu bir fikirdir, bu bir düşüncedir. Ben buna bunu aktaramadığım noktada, bunu yanlış aktardığım noktada elbette ki kendi adıma da bir öz eleştiri yapıp ya bu olmuyor mutlaka derim. Ama şu an için öyle bir şey ufukta da görünmüyor diyebilirim. Partinizin web sitesinde yer alan 27 adet başkanlık biriminin sadece bir tanesinin yöneticisi kadın. O da Kadın Kolları Başkanımız. Bu anlamda partinizde bir eksiklik görüyor musunuz? Ya da sahnede şarkılar söyleyen, ATV'ye binip poz veren, videolarına gifler ekleyen bir siyasi parti liderisiniz. Kendinizi rakiplerin arasında nereye konumluyorsunuz? Kadın konusu çok önemli ama ikinci konuya cevap vermek istiyorum. Daha çok ilgimi çekti. Sahnede şarkılar söyleyen, evet. ATV binip poz veren demeyelim, o bir kere ATV değil. Onu yanlış yazmışlar. Üç tekerli motor. Farklı bir şey. Videolarına da gif ekleten diyor. Ben eklemiyorum. Başkaları ekliyor. Başkaları ekliyor. Dolayısıyla siyasi rakiplerim arasında kendimi çok farklı bir yere konumlandırıyorum doğal olarak. Çünkü çok farklıyız. Bu onlardan üstünüm, iyiyim, çok daha kabiliyetliyim anlamında söylemiyorum. Ama bunu zaten böyle yan yana resimleri koysanız ortaya çıkan bir tablo bu. Niye? Ben genç bir bireyim. Ben Türkiye'nin yakın tarihini çok daha içselleştirmiş olarak yaşamış bir kişiyim. Gençlerin taleplerinin çok farkında olan biriyim. Bu talepler kendi talepleri olarak yaşayan biriyim. Yani mesela size birisi gelip işte ya yaşça küçük olduğu için abi diyerek hitap ettiğini varsayalım. Ya ben şöyle istiyorum dediğinde siz ona bir şefkatle, merhametle onu yapabilirsiniz. Bu normaldir. Ama bana geldiğinde ben onu şöyle yapıyorum. Ya evet, böyle olması lazım. Çünkü ben de böyle düşünüyorum şeklinde yapan biriyim. Dolayısıyla ben bunu da çok söylerim. Gençlerin siyasi lideri değilim ben. Gençlerin içinden çıkmış bir siyasi liderim. Dolayısıyla ben diğer siyasetçilere göre şu anda kendimi konumlandırdığım noktada tam olarak bu diyebiliriz. Yani gençlere liderlik yapmaya çalışan değil, gençlerin amcası, abisi, dedesi,
veya başka bir şey olmaya çalışan biri değil. Gençlerin tam içinden çıkmış, siyasete önderlik yapmaya çalışan biri olarak diğer bütün siyasal siyasi figürlerden kendimi farklı konumlandırıyorum. Son soru. Altılı muhalefet masasında olmanız gerektiğini düşünüyor musunuz? Ya da babanız siyasi hayatın ilk döneminde Necmettin Erbakan'ın Milli Selamet Partisi'ne girmiş ama sonra uzaklaşmıştı. Bugün siz de onun oğlu Fatih Erbakan'la rakipsiniz. Bu özel bir yarışma hissi uyandırıyor mu sizde? İkincisinden cevap vereyim. Çünkü ilki çok yani siyasi yelpazede konjonktürel bir durum. Değişebilir, değişkenlik gösterebilir. Babam Milli Selamet Partisi'nde görev yapmış. Milli Selamet Partisi'nde bölge başkanlığı yapmış, il başkanlığı yapmış. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu Milli Selamet döneminde bile babam o insanların üst iradesi, onların belli dönemlerde müfettişliğini yapmış. Ki bütün parti kadrosu ve tabanı da bunu bilir ve kabul eder. Bir siyasi figürdü o tarihlerde. Yani 77 yılında bile Milli Selamet Partisi'nin Trabzon milletvekili adaylığını yapmış. Çok eski bir siyasi serüveni olan bir insan. Dolayısıyla bugün benim de Fatih Bey'le, Fatih Erbakan'la rakip oluşum bu arada bir özel yarışma hissi uyandırıyor mu diye düşünülebilir. Ama hiç böyle bir şey aklıma bile gelmedi. Zaten çok farklı kulvarlarda siyasi... Biz fesatız dermişim. Yok estağfurullah. Yani şöyle, benim yarışacağım bir... nasıl söylesem şimdi şey de olmasın. Benim yarışacağım bir format da değil. Fatih Bey için de sadece bu değil. Türkiye'de hiçbir siyasi parti genel başkanı bugün itibariyle benim siyasal olarak yarışma hissini bende yarışma hissi uyandıran bir formata sahip değil. Ben çok farklı kendimi konumlandırıyorum. Bu bir büyüklük veya kibirden dolayı değil. Bu bir karakter meselesi ve hayata bakış meselesi. Benim hayata bakışım hiçbiriyle aynı değil. Bu sadece Fatih Bey değil, diğer bütün hepsi için. Ama soru özelinde babamın daha önce orada siyaset yapmış olması Fatih Erbakan'la benim rakip olduğumu göstermiyor. Zaten babam da Necmettin Erbakan'la rakip olmak için siyasete girmediği için öyle bir şey bende uyandırmıyor. En başta söylediğim gibi biz bir fikir hareketiyiz. Bir davamız var, inandığımız şeyler var. Bu dava ve bu inandığımız şeyler bizi hiç kimseyle rakip yapmaz. Sadece biz millete bunları anlatırız. Vatandaşımız, milletimiz bunları ne kadar kabul ederse, ne kadar içselleştirirse bununla mutlu oluruz. Hüseyin Bey kaç yaşındasınız? 31 yaşındayım. Çok gençsiniz. Ne mezunusunuz? Hukuk fakültesi. Hangi okul? İstanbul Aydın Üniversitesi. İstanbul diye başlayınca İstanbul Üniversitesi diyeceksiniz aynı. Hayal kırıklığı olmadı inşallah. 2014 mezunuyum. Yapıyor musunuz avukatlık? Yapmadım avukatlık. Hiç? Hiç yapmadım. Hukuk fakültesi bittikten sonra bizim işte ailedeki işlerimiz de zaten geçmişten beri babam her zaman ticaretin de içinde bir insan oldu. Hani ekmeğimizi ticaretimizden kazandık ama genel vaktimiz hep siyaset içinde oldu. Dolayısıyla siyaset, ticaret falan avukatlık yapmadım ama hukukun her zaman içindeyim. Çok araştırırım, bakarım. Etrafımda çok avukat arkadaşım vardır. Hani güncel adliye tozunu yutmamış olmama rağmen adliyeye hakimiyetim az buçuk var. Stajınızı yaptınız. Stajımı yaptım tabii. Avukatım resmen. Ruhsatnamenizi aldınız tabii, yani. Evet. Aynı durumdayız. Siz ama yaptınız bir dönem öyle biliyorum. Şu anda da yapıyorum. Öyle mi? Şöyle dişime göre dava olur. Dişinize yani. Göre dava peki. Şimdi soruları ben sorabilir miyim? Tabii ki. Dişinize göre dava... Yani mesela boşanma davasında kadının avukatı olmayı falan seviyorum. Ama çekişmeli boşanma davası olacak. Öyle şey hani gel anlaştık bizim... Yani mesele meblağ değil davanın içeriği. Evet. Yani öyle araştıracağım, üzerinde çalış öyle şeyler seviyorum. Anladım. Ama güzel bir şey. Bir öyle yandan, şeyler seviyorum. Hobi olarak yapıyorsunuz yani. Para alıyorum müvekkiller. Yok ama insanlar hobilerinden para kazanabilir. Mesela benim gördüğüm bazı futbolcular var. Hobi olarak oynuyor, para kazanıyor. Mesela atıyorum çekişmeli tahliye davaları, kira tahliye. Onları filan seviyorum. Öyle hani. Cezaya pek ilginiz var mı? Hiç sıfır. Ceza zor geliyor bana. Benim de en çok keyif aldığım alan ceza hukuku. Öyle mi? Evet severim. Ben ceza hukuku. Ben istemiyorum. Ticaret, medeni hukuk, borçlar öyle şeyler ilgimi çekiyor. Güzel. Peki. Geldiği için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Sizi tanımak keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum.